yatıştıramadan. Bak da. Eskişehir Mutalıp Atatürk Ortaokulu'ndaki çocukların sokakta annelerle birlikte yavrularını görmüşler ve bunlara sahip çıkmışlar. Bu bayağı bir kış şartlarının ağır geçtiği bir ortamda çocuklar sahiplenmişler. Hatta bunların ismini işte defter, kalem, silgi, pergel, abaküs gibi isimler koymuşlar. Ve çocuklarımız, tabii biz bunu sosyal medyada öğrendiğimize göre çocuklarımız bunlara tabir caizse ekmeğini, sevgisini ve tostunu paylaşmışlar. Biz de Tevabaşı Belediyesi Veterinerşen Müdürlüğü olarak bunu duyar duymaz okul müdürüyle irtibata geçtik. Çünkü böyle bir şeye kayıtsız kalmamız zaten bizim mümkün değil. Bizim görevimiz sokak hayvanları ile ilgili gerekli ne işlem varsa yapmamız görevli. Özellikle çocuklarımızın böyle sevgi dolu bu sokak hayvanına sahip çıkması bizi daha da bu işi cezbetti ve okul müdürlüğü yaptığımız diyalog neticesinde biz durumu anlattık. O hayvanların bir an evvel elden geçirilmesi, bakılması ve ondan sonra tekrar çocuklara teslim edilmesi babında konuştuk. Okul müdürü de çok anlayışlı karşıladı. Biz ekiplerimize hemen gittik. Oradaki 9 yavruyu ve 2 anneye getirdik. Bir hafta 10 gündür bundan ilk parazit aşılarını, karma aşılarını yaptık. Anneleri kısırlaştırdık. Şu anda bugünden itibaren de tekrar okul müdürümüzle irtibata geçip biz bu 9 yavruyu çocuklarla buluşturacağız. Aynı zamanda o 2 anneyi de götüreceğiz. Onlar orada artık sahiplenebildikleri kadar sahiplenecekler. Geri kalan varsa biz tekrar her zaman geçici hayvan barınağımıza getirip biz zaten burada sahiplendiriyoruz. Onun için ben özellikle çocuklarımızın bu duyarlı davranışına, okul müdürümüzün hassasiyetine, Mutalıp Atatürk Ortaokulu'nun hassasiyetine çok teşekkür ederiz. Biz Tevabaşı Belediyesi Veterinerşen Müdürlüğü olarak her zaman sokak hayvanlarının ve özellikle çocuklarımızın bu durumlarında ki yardımlarına koşmaya her zaman hazırız. Çok güzel, çok sağlıklı. Hepsi kontrolden geçti. Gayet güzel. Özellikle zoonoz dediğim hastalıktan da yani sokak hayvanlarının çocuklara da geçmemesi için biz burada gerekli sağlık kontrollerini yaptık. Çünkü çocuklar da bu kontrol edilmemiş ve sağlıklı yani olur, sağlıklı ama ne olur ne olmaz kontrol edilmemiş bir hayvan. Kontrol edildikten sonra sağlıklarına kavuşturuldu. Aşıları ve parazit ilaçlaması yapıldı. Şu anda herhangi bir çocuklar içinde şu anda bir enfeksiyon veya parazitler bir tehlike söz konusu değil. Çok özlemiştik zaten. Seni de çok seviyordun. Evet. Özledik yani abi. Çok doğduğundan beri biz bakıyoruz zaten. Annesi biraz huysuzlandı. Hadi gidelim. Annesi biraz zayıf olduğu için sütü de yetmiyordu. Bu yüzden biz de yardım etmeye çalıştık. Öyle olunca da bir şey yapamadık.
yani yardım. Aşılarını oldular. Aşılarını olmuş, çok iyi olmuş. Okulumuzda yeni yeni bir yer edindiler. Arkada dostumuz olurlar. Bizle yardım gezerler, oynarız. Yani okulumuzun maskotu gibi diyeyim. Çok seviyoruz abi. Benim de kendi köpeğim var, çok seviyorum. Yani hep okulumuzda olmasını isterim yani. Öğretmenlerimiz de seviyor. Onlar daha çok hayvanla iç içe olmamızı istiyorlar. Yani onlar da seviyor, biz de seviyoruz. Hayvanları yani hep beraber seviyoruz yani okulumuza. İlk haberden sonra bayağı bir gündeme girdik okul olarak. Bakımlarını yapmak için birçok kuruluş aradı. Sağ olsun bu hayvanlarımız şu anda aşısı da yapıldı. Parazitleri temizlenmiş oldu. Daha sağlıklı hale geldi. Teşekkür ediyoruz ilgili kuruluşlara duyarlılıkları için. Köpekler bir 3-5 gün misafir kaldı ilgili kuruluşlarda. Bu arada çocuklar merakla her gün soruyorlar ne zaman gelecekler. Çok şükür bugün geldi. Tekrar biz onlara bakımını üstleniyoruz.